39 günde TYT Biyoloji kampımızın geldik 26. gününe. Bugün seninle beraber ne işleyeceğiz dersek bitkiler aleminden, mantarlar aleminden bahsedeceğim. Ardından protista, bitki ve mantar alemiyle ilgili soru çözümü yapıp 26. günümüzü tamamlayacağım. Takvimde bitkileri nereye koyduğumu merak ediyordum. Yanlışlıkla 25. güne yazmışım. 26. günde olacak, bilgin olsun. Hazırsak kısa bir bölüm olan bitkiler aleminden bahsedeyim. Bu arada AYT kısmında bitkiler alemiyle ilgili kısımları daha detaylı işliyoruz. Özellikle AYT çalışacak arkadaşlarım şu an TYT'de niye bu kadar kısa deyip merak ediyorsan daha detaylı, daha babası AYT biyoloji kısmında mevcut hocam. Şimdi bitkilere baktığımız zaman yemeği seviyoruz, salatayı seviyoruz. Nasıl canlılar dersek ökaryot yapılı, yani çekirdeğe sahip olan canlılar. Hücreler içerisinde çekirdek taşıyorlar ve çok hücreli canlılar. Gözümüzde görebiliyoruz. Bitkilerle ilgili bilmen gereken değerli bir bilgi. Bu canlılar kendi besinlerini kendi üretebiliyorlar. Yani ototroflar. Neden? Neyi var? Kloroplasti var, fotosentez yapıyorlar. Peki bütün bitkiler fotosentez yapar mı derse, diyeceksin ki hocam tam parazit bitkiler var. Canavar otu gibi, cin saçı gibi bitkiler var. Bu bitkilerde kloroplast yok. O yüzden fotosentez yapamıyorlar. Bitkilerin toprak altındaki kısımlarına ne ad veriyoruz dersek söyleyelim. Biz bunlara kök sistemi diyoruz. Toprak üstteki bölgeye de verdiğimiz isim sürgün sistemi ismini veriyorlar. Sürgün sisteminde bir sürü yaprak var, çiçek var, meyve var, dal var, bir sürü kısım var diyoruz. Peki bitkiler ne depolar derler? Söyle bana, fazla glikozları nişasta olarak biriktiriyorlar, depoluyorlar. Mantarlar glikojen şeklinde depoluyorlar. Bakteriler ve arkeler yine glikojen şeklinde depo ettiklerini biliyorsun. Hücrelerin çeperlerinde kim var dersek, bitkilerin çeperleri selüloz çepere sahip olduğundan bahsetmiştik. Sindiremiyorduk. Ne demiştik? Yediğin zaman tekrardan dışkıyla aynı olduğu gibi dışarı çıkar diye bahsetmiştik. Nasıl hareket ediyor bitkilerimiz? Pasif olarak hareket ediyorlar. Pasif bitkilerde nedir dersek, tropizma ve nasti dediğimiz hareketlerimiz vardı hatırlıyorsan. Nasti, böcek kapan bitkisinin ne yapması? Sineği yakalaması. Tropizma, ayçiçeğinin güneşe doğru dönmesi olarak adlandırmıştık. Şimdi otsu ya da odunsu gövdeye sahip olabildiklerini biliyorum. Kabaca bitkileri sana şu şekilde kısımlara ayırdım. En meşhur örneklerinden aklında tutman senin için yeterli olacak. Bitkiler alemini iki grupta inceliyoruz. Tohumsuz bitkiler. Niye? Tohum oluşturmuyorlar. Sporla örüyorlar. Bir de kim var dersek, tohumlu bitkilerimiz var. Tohumsuz bitkileri de iletim demetleri taşıyıp taşımama grubu durumuna göre iki grupta inceliyorlar. Damarsız, yani odun ve soymuk boyları olmayan bitkiler. Bir de damarlı, odun ve soymuk boyları olan bitkilerimiz. En meşhur örneklerini aklında tut. Karayosunu, halı formunda bitki, kök, gövde, yaprak yok, iletim demetleri yok. Eğrelçi otu, damarlı, iletim demetleri var, kökü, gövdesi, yaprağı var. Biraz daha bitkiye benziyor. En popüler örneği kimmiş? Eğrelçi otu. Buradan sonra görmüş olduğum tohumlu bitkilerin hepsinde ne var dersek, iletim demetleri var. Bizim nasıl ki kan damarlarımız var, bitkilerde de, tohumlu bitkilerde de odun ve soymuk borusu adını verdiğimiz iletim demetleri var. Onları da iki grupta inceliyoruz. Çamgillerin bulunmuş olduğu, çam, göknar, ledin gibi bitkilerin bulunduğu açık tohumlu bitkiler. Tohumlar kozalağın üzerinde bulunuyor, açıkta bulunuyor. Bir de tohum meyve içerisinde bulunuyorsa buna da kapalı tohumlu bitkiler ismini veriyorlar. Onu da çenek sayısına göre tek çenekli ve çift çenekli olmak üzere iki grupta inceliyorlar. Tek çeneklere örnek kim? Tahılgiller, buğday, mısır, arpa gibi bitkilerimiz tek çenekli. Bir de hocam çift çenekli olan meyve ağaçlarımız var. Bu örnekleri aklında tutman benim için yeterli olacak. Şimdi tohumsuz çiçeksiz bitkilerden bahsedelim. Bunların tohumları, çiçekleri, meyveleri bulunmuyor. Metagenez dediğimiz bir döl alma adını verdiğimiz bir olayla ürüyorlar. İletim demetleri taşımıyorlar. Kimler? Damarsız tohumsuz bitkiler. Peki iletim demeti kim hoca? Onlar odun borusu, kısilem ve soymuk borusu adını verdiğimiz flöem dediğimiz yapılar. Bu iletim demetlerini, damarları kimler taşımıyor? Tohumsuz bitkilerden damarsız tohumsuz bitkiler, yani karayosunları taşımıyor. Gel hemen yukarıya beraber bakalım. Bak bu tarafa geldi. Hocam damarsız ve damarlı tohumsuz bitkilere beraber bakıyoruz. Damarsız tohumsuz bitkilere baktığın zaman en meşhur örneği karayosunları. Karayosunları halı formunda bitkiler. Bunlarda iletim demetleri yok. O yüzden damarsız demişler. Gerçi kökleri, gövdeleri, yaprakları bulunmuyor. Karayosunları en popüler örneği demiştim. Çeşme başlarında böyle o çeşmelerin etrafına böyle saran karayosunları görebilirsin. Bitki olduğunu biliyorsun ama neymiş? Aha da burada görmüş oldun. Damarsız tohumsuz bitkiler. Bir de kim var? Bak yan tarafta eğrelti otuna bakmanı istiyorum. Bu bitkilerde iletim demetleri var. Odun soymuk boyları bulunuyor. Kök, gövde, yaprak farklılaşması görülüyor. Kimlerde? Damarlı tohumsuz bitkilerde iletim demetleri olduğu için damarlı tohumsuz bitki ismini veriyoruz. Karayosunda iletim demet olmadığı için damarsız tohumsuz ismini veriyorlar. Bu kadar. Bu kadar bilmeni istiyorum. Peki çiçekli bitkilere, tohumlu bitkilere baktığında ne göreceksin? Hocam orada da açık ve kapalı tohumlu olmak üzere iki grupta inceliyoruz. Açık tohumlu bitkilere baktığın zaman ki
kim aklına çam gelsin. Bu bitkiler ağaç formunda bitkiler. Kıpıl tohumlu bitkilere baktığında çenek sayısına göre çenek, tohumu toprağa aktığı zaman çıkan yaprak sayısı gibi düşünebilirsin. Bir tane çıktıysa tek çenekli, iki tane çıktıysa çift çenekli diyorsun. Kim mesela tahıl gider, mısır, buğday, arpa, bunlar tek çenekli bitki. Otsu formda genellikle bu bitkilerimiz. Bir de dersek çift çenekli bitkilere örnek kimler dersek meyve ağaçlarını çift çenekli bitkilere örnek olarak verebilirim. Gayet bu kadar bilmeni istiyorum senden. TYT'de bunları bilsen benim için yeterli. Genel özelliklerini çabucak söyleyip dersi tamamlayalım. Bitkiler ökaryot, fotosentez yapabiliyorlar. Kendi besinini kendi üretebiliyorlar. İstisnaları var mı? Var. Tam parazit olan bitkiler kloroplast taşımadıkları için fotosentez yapmıyorlar. Ne depoluyorlar? Nişasta depo ediyorlar. Güzel. Hücre çeperlerinde ne var dersek? Selüloz. Protist aleminde algler de selüloz çepere sahip demiştik. Ot suyu da odun su olabiliyorlar. Örneklerden yürüyelim tekrardan. Karayosunu, kök, gövde, yaprak farklılaşması yok. İletim demetleri olmadığı için damarsız tohumsuz diyorlar. Eğrelti otu iletim demetleri var. Kök, gövde, yaprak farklılaşması olduğu için damarlı tohumsuz bitki ismini veriyorlar. Bu kadar. Peki tohumlu bitkilere bakıyorsun. Açık ve kapalı tohumlu. Kapalı ne demek? Tohum meyve içerisinde. Elmayı kesiyorsun, çekirdekler içeride çıkıyor. Dolayısıyla açık ve kapalı tohumlardan çam, açık tohumlu bitki. O çok yıllık ağaç formunda bitkiler. Kapalı tohumlu bitkilere baktığında bunları tek ve çift çenekli diye ayırıyoruz. Tek çenekliler tahılgiller, çift çenekliler ne dedik? Meyve ağaçları diye ifade ediverdik. Bundan sonra yine kısa bir konu olan mantarlar aleminden bahsedeceğim. Birkaç tane örnek soru çözümü yapacağız. Ardından protista, bitki ve mantarları içeren soru çözümüyle günümüzü tamamlayacağız. Sistemler demişim, sınıflandırma önemli bir kısım demiştim. Bayağı bir şey hakkında fikir sahibi oluyorsun. İnşallah anlaşılıyordur. Görüşmek üzere, mantarlarda görüşürüz. Charles, bye bye.